Peki ben efendim, katılıyorum kendilerine de. Peki efendim, Fahri ve vekillere kadro verilmesi konusunda da kısaca görüşürüz. Şimdi Fahri ve vekiller konusu, ben çok net söyleyeyim, bu hakikaten sıkıntılı bir konu. Geçmişte mesela 2002 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir kadro verilmişti. 2002 yılına kadar. Yani bunlar hep 28 Şubat anlayışı içerisinde olanlar, onları bu 28 Şubat'a getiren anlayışın düşüncesi de buydu. Yani maksat Türkiye'de layık bir ülkedir. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı bu layıklığı, hayır. Bu millet Müslümandır. Layık da olsa layıklık devletler, devletle yani kurumla insan, devletle insan arasındaki bir şey değil. Kurumlar, devletin kurumları içerisindeki bir kavramdır. Kurumlar layık olabilir. Nerede? Devlet işlerinde değil, vatandaşa karşı. Hı hı. Yani her inançta olan insana eşit hakları verme konusunda. Laiklik hiçbir zaman bir milleti dinsiz edin, dinini elinden alın, bunların kendi inançları doğru yetiştirmeyesin diye bir kavram değil. Bir deyim değil ama Türkiye'de böyle olmuştur. Bakın anayasadaki laiklik ilkesi bile hiçbir zaman altı doldurulmamıştır. Her gelen kişi zamanına göre değerlendirilsin diye. Pekala bu Türkiye'de bu kadar güzel gelişmeler dini konuda, yani milli konuda, milli değerler konusunda yapılan bu atılımlar milletin laiklik anlayışını değiştirdi mi? Değiştirmedi. Devletin laiklik anlayışını değiştirdi. Burada Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu güzel ülkenin güvenliği sıkıntıya mı düştü? Düşmedi. Daha çok milletin ülkesine ve milletine, devletine bağımlılığı arttı. Geçmiş laiklik uygulaması neydi? Devlete ve millete karşı değerlerini yitirmiş, batı anlayışıyla, emperyalist anlayışıyla bu devleti öteleme anlayışı. Geçmişteki iktidarların ortaya veyahut da o günkü laiklik, 28 Şubat anlayışı içerisinde olanların. Demek ki bir insanın kendi öz değerleriyle, dini değerleriyle yetişmesi hiçbir zaman tehlike değildir. Şimdi burada Diyanet hep ötelenmiştir. Bugüne kadar, ben bunu niye anlattım? Bugüne kadar kadro verir, 2002 yılına kadar. AK Parti döneminde, ben burada teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığı döneminde, şimdiki Başbakanımıza ve AK Parti iktidarlarına. Efendim siz zaten AK Parti'nin, hay değiliz. Biz AK Parti'nin sadece ortaya koymuş olduğu icraatların iyilerini takdir eden insanlarız. Niye inkar edeceğim ki, insan olmanın bir vasfıdır bu. Şimdi bugüne kadar eğer 122 bin kadroya gelmişsek, bu şekildeki iktidarın ve hükümetlerimizin, başbakanlığını yürüttüğü dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve şimdiki hükümetimizin de ortaya koymuş olduğu iyi niyet anlayışıdır ki hep böyle kadro artışları sağlanmıştır. İşte Fahri'lere kadro verip 2011 yılında, 2010 yılında teşkilat yasasının çıkmasıyla 4B'li kadroların kadroya alınması gibi. Bunun ilk başlangıcı 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde yaptığımız bir görüşme var. 4C'li olarak bu işlerin başlatılması Diyanet camiasında böyle başlar. Şimdi bu bir alışkanlık haline geldi. Niye? O gün 4C'liler sendikalı da olamıyordu ama bizi hep eleştirildik. Biz şeyimiz, tedirginliğimiz şuydu. Bu milletin evladı elden çıkıyordu. Kur'an kursları kapatılmıştı. Dini eğitim tamamen ortadan kapatılmıştı. İşte İmam Hatip liselerini, İmam Hatip liselerini bizlere kapattırmaya çalıştılar. Şimdi onun için bu şekilde 4C'li başlayarak vekiller, fahriler hep kadro verilmişti. O gün buna çok ihtiyaç vardı. Ve böyle olması da gerekiyordu. Yaptılar, Allah razı olsun. Şimdi bu arkadaşların bu taleplerinde haklı mıdır değil midir derken, bir nebze de haklı değiller, bir nebze de haklılar. Neden haklı değiller? Haklı değil noktası şu. Şimdi dışarıda bekleyen ilahiyat mezunu, yani bu statüde olan, bu kapsamda olan çok insanlarımız var. Hasbelkader Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinin daha etkin, daha güzel yürütülebilmesi için kadro yetersizliği söz konusu oluyor. Eleman yetersizliği ne yapıyor?
kadro vermeyince devletin de işine, maliyenin de işine geliyor. Daha az ücretle çalıştırma söz konusu. Bana göre yanlış. Bana göre yanlış. Eğer bugün 25 bin fahri olarak çalışan personel kızlarımız, hoca hanımlarımız varsa demek ki bu devletin buna ihtiyacı var. Bu devletin buna ihtiyacı var. Ne yapmak gerekiyor? Bunları bu halden kurtarmak gerekiyor. Şimdi bu arkadaşlarımız kadro istiyorlar. Niye kadro istiyorlar? Neden? Geçmişte olduğu örnek gibi. Ama burada buradaki konu, haksızlık konusu şu. Haklı değiller neticesinde. Eskiden bu 2011-2005 yıllarında bu şekilde kadroya geçim eleman yoktu. Ama şimdi yüz binlerce eleman var. Dışarıda bekliyor. Ben şunu söylüyorum. Derhal devlet, eğer ki bu bir kanuni, milli bir hizmettir. Kanunla ortaya konulan bir hizmet alanıdır. Din hizmeti. Gerçekten bu insanlar çalıştırılıyorsa bunlara kadro verilsin. Nasıl 25 bin kadro vereceksiniz? Nasıl 99.500 kadro verdiler? Ve herkes imtihana girecek. Başarılı olan bu imtihandan alınacak. 25 bin kişi bu açık kapatılsın. Nasıl öğretmen açığına ihtiyaç varsa. Şimdi haklılıklarını söyleyeyim. Son kez olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu konuya çok sıcak bakmıyor. Hem onlardan rica ediyorum, hem iktidardan da rica ediyorum. Niye rica ediyorum? 7 Haziran seçimlerinin önce seçim çalışmalarında bu arkadaşlarımıza söz verildi. 7 Haziran'dan sonra AK Parti yine iktidar olacak, size bu şeyi vereceğiz, bu kadroyu vereceğiz. Şimdi verilen bu sözün iktidarın yerine getirmesini istiyorum. Açık söylüyorum. Buradan hatırlatmışım. Çünkü ben bu umudu vermedim. Ben bir ağabeyleri olarak burada kendilerine de sesleniyorum. Bu size verilen bu sözün, verilen bu umudun yerine getirilmesi için elimden geldiği kadar da bir mücadele veriyorum. Son kez, ama bir daha olmamak şartıyla. Çünkü dışarıda bekleyen çok. Ve iktidarıma da sesleniyorum burada. Nasıl öğretmene ihtiyaç var, 30 bin 40 bin kadro veriliyor. Verilmesi de gerekir. Bu kadar emekli olanlar var, ayrılanlar var, başka işe. Yani din görevlisi açık kadro var şu anda. Özellikle camilerimizde açık kadrolar var. Kur'an kursu hizmette, din eğitimi hizmetleri var. Ne olur artık Milli Eğitim Bakanlığı kadar olmasa da, hiç olmasa yıllık emekli olanların, ayrılanların bir çalışması programı yapılır. Ona göre her yıl bu kadron verilirse bu tartışmalar da oradan kalkar. Bu kardeşlerimize son kez, açık söylüyorum seçime gitmeden, nasıl taşörenlere bir söz verildi, mecburi yerine getirildi, onu bir başbakanımız söz vermişti, bunu da yine iktidar partisinin milletvekilleri söz vermişti, iktidar söz vermişti, son kez yerine getirsinler, Diyanet İşleri Başkanlığı da bunları imtihana tabi tutsun. Efendim şunu diyebilir, yani bazen duyuyoruz, efendim daha evvel alınanlar yetersizdi. Siz imtihan yapın, yetersiz olanı almayın. Doğru, din hizmeti kalite isteyen, bilgi, kapasite isteyen bir hizmettir. İmtihana tabi tutsun, alsın. Ondan sonra da devlet bunu bir program haline getirsin. Emekli olanların yerine, ayrılanların yerine, ve nüfus hızla artıyor. Bu ihtiyaçlar tespit edilsin. Aynen Milli Eğitim'de olduğu gibi Diyanet'te de bu kadrolar verilsin. Efendim buna karşı çıkıyor. Ya zaten karşı çıkanlar bu ülkenin temeline, birliğine karşı çıkan insanlar. Şimdi geçen bir milletvekilimiz diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği elbise. Ya bir insan, bir siyasi bu kadar basitçe laf edebilir mi? Efendim o elbiseyi hak eden giyer. Doğru. Cumhurbaşkanı o elbiseyi hak etmiştir. %51 ile başkomutandır anayasaya göre. Bu millete ona başkomutanı yetkisini vermiştir. Şimdi ismini vermiyorum. O siyasiye sesleniyorum. Ne anayasadan haberin var. Ne ülkenin, milletin ortaya koyduğu değerlerden haberin var. Hepsinden haberin var da rahatsızlığın bir başka. Orayı tespit edemedim.